Günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kızlar, bugün size açılışı Temu ile yapıyorum. Bunlar bana bedava geldiler. Kız, bu Temu şey çıktı ya, Instagram Allah aldı başını gitti. Söz vardı, size anlatamadım. Böyle link gönderiyorlar birbirine. Temu'nun işte böyle sayfalar çok 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 uyanıklar ama dünya kadar müşteri kazandı. Böyle linkler gönderiyor ama çok zor bir süreç, aşırı derecede karışık. Ve sen o linki açıyorsun, ondan sonra hediye şeyine karışıyorsun butonuna. Oradan hediye seçiyorsun işte, ama sana o seçtiğin hediye birden gelmiyor tabii ki. Biz başta öyle sandık. Hani hediye açtın kazandın, öyle bir şey yok. Ondan sonra o linklere bastın, diyelim ki 30 euro değerinde hediye kazandın ve sen de bunu neredeyse 10-15 kişiye göndereceksin ve o 10-15 kişi de o linke basacak, hediye seçecek, çarkı feleki döndürecek de ondan sonra senin 30 lirandan düşecek. Yani diyelim ki bu 30 euro değerinde bir eşya seçtiysem, o kadar kişi linklere basıp hediye seçecek ki o 30 euro sıfırlansın, ondan sonra size hediye gönderiyor. Ben de inanmadım ya başta, hani yani inandım ama kim uğraşacak dedim. Öyle rastgele, hani söz haftasıydı, bir iki gün kaldıydı Simiş'in sözüne. Dedim ama neyse, şunlara basayım gideyim, kim uğraşacak? İstediğiniz her şeyi seçebiliyorsunuz. Tabii hediye ne kadar çok pahalı seçerseniz o kadar çok uğraşmanız lazım ve bunu bir ya da iki gün içerisinde başarmanız lazım ki size 10-15 kişi sizin linkinizi tıklasın. Tıkladıklan bitmiyor. Oradan üye olacak, o app'i indirecek. Linkteki hediyeleri seçecek. Yani kendiniz yaparsanız anlarsınız ne demek istediğimi. Ben de şöyle işte dedim, Simiş'e baharatlık seçeyim. Aha, şunu seçtim hızlıca. Bu aynı teneke gibi bir şeymiş. Buna herhalde yemek falan pişirilmez. Bence buna sadece sunum için baksanıza, teneke. Bir de şöyle üçlü şey yaptım. Bu güzel, bu hoşuma gitti. Bunun malı iyiymiş ama bunun malı çok teneke. Kız, hızlı yaptım diyorum ya. Bir de şu baharatlıklar var işte. Şu seçtim. Bunun boyuna da hiç bakmadım. Koya, bunu da bir tane Rumeysa'ya, bir tane de Simiş'e seçtim. Bunun boyuna da hiç bakmadım. Dediğim gibi aldım, hemen oraya kasaya koydum. Bu da mini minnacıkmış. Neyse, de onları da kullansın. Bari ikisini Simiş'e verim, kullansın. Arada bazen bir şeyler lazım oluyor. İnsan küçük şeyler de koyabilirsiniz. Güzel yani. Rumeysa bir sürü hediye kazandı, cadı. Oturdu, kız yavrum kalkın diyorum. Allah, kız kalkın diyorum, yavrum kalkın, iş duruyor. Anne dur bir şu linki yapayım. Bir de sen herkese yapamıyorsun. Bana da çok kişi gönderdi. Elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım ama sen bir kere indirdin, bir defa hakkın oluyor şey yapmaya. Ve 6 mı 8 defa basmaya hakkın var. Fazlasını basamıyorsun. Ama o kaç güne geçerli orasını o kadar bilmiyorum işte. Dediğim gibi gönderdiklerinde yapıyorum işte. Anlamıyorum ben de fazla. Ben ne bileyim ya. Valla çok uğraştırıyor. İnsan sinir ediyor. İnsana küfür ederler kız. Valla linki gönder, sürekli bir açar ikinciye sana küfür ederler. Dedim aman uğraşım. Veririm 30-40 liramı, sipariş ederim. Ona uğraşmak için zamanınız olacak. Benim nerede öyle zamanım var da ben link minkle uğraşacağım. İşte şunları denediydim. Bunlar geldi. Şu sahte tava geldi. Bunu sunum tavası gibi kullansın. İşte bir şeyler koysun, masasına koysun. Ama şunlar güzelmiş. Bunları sevdim. Hadi bakalım, ben bir kalkayım buraları toparlayayım. Ondan sonra Salzburg'a gideceğiz bugün canla. Evet kızlar. Size Simiş'e sözde neler takıldı onları göstereceğim. Bir de kolyeleri sıkılanacak. Aşağı derecede sallanıyorlar. Şimdi 2 hafta sonra da düğün var. Düğünde bunları takacak. Hani yeni gelin ya, illa adettendir. Yeni gelin sözlendi mi takıldı takıları falan, düğünde falan takıyorlar işte. Bu Ata Gold da biliyorsunuz, Kadir bana buradan şeyi aldı. Künye aldı ya, kopmuştu. İşte onun için gideceğim. Gitmiş kendi Simiş dedi ki hani benimkilerini de götür, sıkılattır. Bir de ona kolye almıştım. O da tüm dolanmış, açamıyorum. Götürüm 6. açsın. Ata Gold'un sahibi de Aksaraylı ve gerçekten çok güvenilir bir sarraf. Yani gidip altınlarınızı, böyle düğün alışverişinizi falan
orada yapabilirsiniz. Yani bu bir reklam değildir. Gerçekten güvendiğimiz biri olduğu için, güvendiğimiz yer olduğu için söylüyorum. Artı Aksaraylı, ha, ona göre. Ben bir hemen size Simiş'in takılarını göstereyim. Şöyle mi indireyim? Tripodları getireyim. Şimdi size hemen tamir ederiz. Bak şu, ben bunu 2-3 sene önce Antep'e gittiğimde, evet, Azada tüp bebek yapmaya gittiğimizde Simiş'in doğum gününde almıştım. Ve gördüğünüz gibi çorba bir hale getirmiş yine. Bunu çok dolandırıyor. Ondan sonra dedim götüreyim de altıncı açsın. Çok takmayı da seviyor. Götüreyim orada şey yapsın. De bunlar da Simiş'in takıları. Aa, bakın bu benim. Bak, aha, şurası kopuktu ya kızlar. Sözde de takacaktım, korktum. Dedim şimdi şey yaparım. Bir yere takarım, şu yılanın kafası neyim kopar. Götüreyim, Sarraf bana bunu geri yapıştırsın. Çünkü demiş annen getirsin. Geri yapıştıralım. Hatta istiyorsa başka bir tane seçsin. Bakalım bir işte. Onu götüreceğim. Ondan sonra burada bir tane çeyreğim var. Bilmiyorum, Can'a bir şey yaptırabilirim bundan bugün kızlar. Can'ı kandırıp bir şey yapabilirim. Ha, şunlar da dur şöyle açayım. Simişinkilerini şöyle. Bakın şöyle dönüyor. Da şöyle. Hani hiç sıkı değil buralarda, hemen bakın hemen açılıyor yani. Bu böyle olmaması lazım. Götürelim, adam iyice buralarını sıkılatsın ki bir daha çıkmasın şeyde. Şöyle bir kolye takla, Atatürk dönmüş adaya. Şöyle bir tane kolye taklar kızlar, ben istemedim, kendileri taktı. Hani sözde biliyorsunuz öyle şeylere takmaya, ne bileyim, hani bir tane yüzük yeter. Bunu da Melih aldı Simiş'e doğum gününde. Bakın bununki de dönüyor böyle. Bunu da götüreyim sıkılatsın. Çünkü düşerler, eminim ki düşer. Hani altın bu sonuçta, adamlar almış. Kaybolmasın, şey yapsın, sıkılatsın. Bir de şöyle kolluk aldılar, almışlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir tane de altın bileklik aldılar. Valla bana sordu kaynanası, sizde sözde ne takılıyor? Dedim hani bir yüzük kafidir, fazlasına gerek yok. Çünkü söz bu, biliyorsunuz hani gerçekten artık insanlara güven de yok. Mesela yazlık bir sürü takı takıyorlar, bir bakıyorlar söz bozuluyor ve bir sürü masrafları boşa gidiyor. O yüzden düğüne kadar gerçekten sadece yüzük. Hani hadi gönlünüzden gelmiş şöyle bir kolye almışsınız, ona diyecek bir lafım yok. Çünkü benim çok yakın akraba yani. Nişan yaptı Türkiye'de, gelin aldı ve 5 mi 6 tane bilezik 40 gramdan taktı ve şöyle bütün künyeler altınlar, yani o kadar altın taktı ki zaten herkes karşı gelmişti, niye sen bu kadar altın taktın sözde. Ne oldu, kız sözü attı, yani kız tarafı sözü attılar ve o bütün altınları da vermediler. Ama haramdır, bu günahtır yani. İster ben olayım, ister oğlum için olsun, benim kızıma da getirmesinler, istemiyorum da. Ben o, hani dedim Emine'ye, dedim sadece yüzük yeter dedim sözde, yüzük, küpe dedim, saat, böyle şey takılıyor dedim söz, hani söz. O da içinden gelmiş şu künyeyle kolyeyi alıp getirmiş. Aha şu da benim, bunu biliyorsunuz İstanbul'dan almıştım. Ve kopuk. Valla diyorum ya kız, bir şey alabilirim bugün, Can'a bir şeyler aldırabilirim. Bak şurası yine koptu. Anam bana böyle şeyler kopuyor ya. Çok seviyorum künyeleri. Vay benim yakışıklım gelmiş. Leng leng leng. Ne olmuş baba? Yırtılmış mı? Olmuş. Dön arkanı olsun. Anne sana yeni alır. Meme. Pantolonu yırtmış. Ağaçtan mı düştün sen? Takılmış ağaca. Ağaca takılmış düştüm. O benim kumban ölürüm Şena. Sen bugün akıllı mıydın okulda? Evet, de prof dedi. Ha, çok braf. Babası artık çok akıllı. Hadi anne sırtını değiştirsin. Ben de giyineyim. Salzburg'a gideceğiz. Ama Aa, tamam sen uzan, sen uzan, sen uzan. Babiş bir pantolonu çıkar da, hep çamur pantolonu. Öyle oturduk koltuğa. Çıkar çıkar çıkar, kalk bir babi çorabını da çıkar. Ama çok kirlenmiş, onu çıkar. Pablo da seni çok özledi ya. Sen bir ablalara desene okulda ne yapıyorsun? Söyle bacaklarına neyin bir? Sen direkt duşluksun Azat. Can, sevgili takipçilerime diyordum ki Can'ı belki bugün kandırırım.
Şunu mu veririm? Bir de künyem, altınım var diyordum. Belki bir şeyler yapar bana. Böyle bir surat yaptı, görmeniz lazımdır. Arabaya dün şey ettim ya. Neyse, yok öylesine diyorum yani. Öylesine. Neyse, Simiş'imin altınlarını da gördünüz. Bunlar tamire gidecek. Ondan sonra bunlar da sıkılanacak. Hadi bakalım. Ben bir giyineyim, ondan sonra çıkıp gideyim. Aziz abi yine arabayla bir şey yapıyor Azat. Ne yaptın? Cantlarını takıyor. Nasıl güzel oldu. Cantlarını takar. Şu poşet, arabada hiç poşet yok dedin ya dün. Dikkat et. Azat'ı getir, bindir. Sen yine babayın yerine mi geçtin? Hayır. Nereye geçtin ya? Kime geçiyorum? Lan! Burada aynı şişeler var. Ha, kimdi? Aynı şişeler. Ha, evet. Biri Mimi'nin herhalde. Oo, eve götürmeyin. Can, Sazmut'a şeye de uğrayalım mı? O hani Seon Dağı'nın arkasında. Seon Dağı dedin de evde et var mı Rus zaten? Yoksa hepsine... Var var. Varsa yap. Sıkıntı yok. Evde belki şey yaparız diyeceğim. Bahçeye de uğrarız. Yok, bahçede değil. Ama gidin eşyaları toplayın. Eşyaları da bizim bahçede yapalım. Bunu. Ben orada sıkıntı. Kış geliyor. Ben sevmiyorum orayı. Yani. Yazın iyi de. Kışın... Gider eşyaları toplarız. Bizim bahçede yaparız da şey. O adam çok güzel hıyarlar falan getiriyor ya. Turşuluk Bosna'dan getirdi. O Seona'nın arkasındaki. Turşular bitti. Yani, turşular bitti de ben turşudan bir kavanoz bile yemedim. Nereye gitti? Yavara bakarsan. Ya yarın Allah aşkına bir şeye dadandın mı dadandın ya? Acayip yalan atıyor şu an var ya. Şimdi turşuya mı dadandın ya? He, yapıyorum, bitirdiniz o hani kadar bir şey yaptım, bitti. Ulan çapsın, iki tabak bile yemedim. Vallahi billahi. Bir açıyorum ağzını koca, zaten iki litrelik açıyorum. Açıyorum bir bakayım, tane alıyorum. Can ve Sara bitirmiş. Vallahi bir tabak yedim sadece. Vallahi deme, Can çarpılacak. Oğlum iftira atma, yesem yedim derim, korkacak mı sanki? Biz de inandık. Yedim yani, o kadar diyor. Yedin aşkım, yiyorsun sen, turşucusun. Ben hele hiç yemiyorum. Sen, Simiş, Sara. Kadir de yemiyor turşu. Ben çok, Türk lahanası çok güzel. Ondan alalım, bir de hıyar. Bir de şey söyleyeceğim kızlar. Beyaz sirkeyle acayip güzel oluyor. Değil mi Can? Beyaz sirke. Beyaz sirke daha çok ama biraz durması lazım. Daha biraz daha yeniydi. Onu da geçen hafta limon yaptık. Limon şey gibi olmuş. Limonlu turşu, sirke gibi olmuş. Şey, aynen çok limonlu güzel. Limonlu turşu gibi olmuş. Ama bak. Kabak turşusu yap. Ama bal kabağı, on bal kabağı değil ki onlar şey. Beyaz sirkeyle, sirkeyi sevmiyorsanız üzüm sirkesi falan kokuyor ya çok. Beyaz sirke hiç o kadar kokusu yok ve aşırı derecede lezzetli yapıyor. Bundan sonra hep ben de beyaz sirke kullanacağım. Hani normalde hep üzüm sirkesi yapıyordum ses ama. Ses geliyor mudur ya? He, geliyor zaten. Beyaz sirke tercih edin. Hadi bakalım bir gidelim de ondan sonra malzeme varsa onları da alır eve geliriz. Ay gelen arabaya. O neydi öyle? Can sanki sesinde bir tuhaflık var. Var o, var. Sesim düşüyor sanki kızlar. Valla sanki hastalanacağım. Sen de bulaştı sağ ol. Çıkmam mı? He, boğazımda bak bağırıyorum, yanma sesim oluyorsa çıkmıyor. Yanma oluyorsa aynı yön olmuştur. Kesin ondan oldu. Tamam. Aha şurası. Tamam, bu da neyim olacak? Onu bana Kadir almıştı. Tamam. Bir de şunlar var. Şunlar kızım ama dedi ki şurası çok sallanıyor. Bunu bana sıkılattırabilir misin? Şurada. Kapatıyor musun sen? Kendi çekersin. Şöyle altınları da göstereyim. Çok güzel altınlar var. Bu arada çok güvenilir bir sarraf da. Şöyle yeniden göstereyim. Şuradan. Valla bir bakayım işte benim künyemi belki değiştirebilirim. Başka şeyler varsa Simiş'inkilerini sıkılatsın. Acan şunlar da çok güzel. Hepsi güzel de. Şu sarı liralılar da çok güzel. Abi onu fixleştiriyor şimdi. Aha, onu sıkılatsın çünkü oynuyor. Düğün müğünde takacaklar, şey olmasın. Şu yuvarlak kolye de çok güzel. Onun fiyatını da bir sorayım. Şu büyük var ya ortadaki kızlar. Bahsin hepsi güzel. He, onlar bizim. Şunu da bir baksın işte. Azıcık belki başka bir künye alırım onun yerine. Valla bak işte farkı nasıl olacak. He, ona göre şey derim. Evet. Yuppi. Yuppi. Kızlar, Can bana çok güzel bir hediye aldı. Onu evde göstereceğim size. Kandırdım yani Can'ı. Can. Ay altınlar hepsi güzel ya. Bu sefer iyi bir şey aldım kızlar.
Vallahi yani para nasıl benzinler güzel de. Can çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hiç hesapta yoktu. Öyle öyle birkaç tane biriktireyim ya, değil mi? Yok yok, neyse. Ben yaşlanana kadar, az adıma kadar biriksin işte. Bozdurmasan ben sana alırım. Sen çabuk kandırılan bir insan olduğun için. Valla İstanbul'daki sarraf beni kandırmış. Şimdi? 700 euro künye aldıydım, hatırlıyorsun ya, sabah gösterdim. Onun yani, gramını bana var ya 100 euroya satmışım. 60 euro diyor adam bak. 60 euro dedi her yerde, bana 100 euro vermiş. Hak yiyorlar işte ya, Türkiye'dekiler gerçek ya, insanı dolandırıyor. Ya biz de diyorlar ki niye Türkiye'yi beğenmiyorsunuz? Nasıl beğeneyim şimdi? Valla iki yani. İki katına satmış bana, hadi söyle nasıl beğeneyim? İki katı değil adam, bir üç katı neredeyse sana tamam, fark koymuş. Gram şimdi? Bir de 14 ayarı o fiyata satmış. Diyor normalde 22 ayarın gramı 60 euro. Cehennemden mısın? Cehennemde inşallah hesabı sorar mısın? Ne yapayım kendim yani, zorla aldırmadı adam bana ama hani doğrusunu neyse onu satsaydı keşke. Yazık yani, günah bize de, günah az kolay kazanılmıyor para, adam sabah 4.30'da kalkıp işe gidiyor. Vicdansız sarraf. Vallahi o videolarda var ismi de. Keşke bulsam da iş ifşa etsem. Ya beni kandırdı, o Türkiye'dekilerini kandıramaz da ben salakım ya. Beni kandırdı. Dur dükkana gidiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, biz Nari'nin de şeyi var. Çalışıyor tamam ama biz aynı biriz yani, öyle söyleyeyim. Onun ki ya da 3 lirası girmiş, benim 5 liram hiç meselesi değil. O söz konusu bir değil, ortak emek gibi, yani. Mesela, hayır, hani insanlar bazen diyor ya 3 lira açlar ya. Nari'nin de hiç kolay değildi 4 çocuğu büyütmek tek başına, kadın başına. Allah Allah, senin bildiğin gibi değil işte öyle. Beraber büyüttük. Öyle yazmışlar ama ne kadar kolay geliyor insanlar öyle. Yok, bağırmadan konuş, çağır sokakta. Yok yani yazmış da tuhafıma gitti, o gözüme takıldı. O manada kimseniz değil, hani anne olarak. Hayır, o ne zannediyorlar biliyor musun? Ben hiçbir şeye karışmıyorum, sadece Nari'n karışıyor. Olur mu, senin kazancın nereye gidiyor? Onu demek istedim. Ben yok, kazanç değil, duygusal anlamda, hani, maddi anlamda. Şey olarak söylüyor, bir kadın ruhu olarak ya, söylüyor. Aşkım kötü niyetli değil. Öyle o hani o manada demiyor, hani bir anne yalnız çocuk, o zor. Kahrını şeyini, tabii ki bütün canın parası bize gidiyor yani beraber. Hiç asla tek başına benim param, onun parası yok. Biz Nari'nin de biriz yani, öyle düşünüyorum. Aynen. Kimse şey yapmasın. Şimdi hemen o bakkala da uğrayalım, markete. Bakkala mı? Yoo. Yoo. Vallahi uğramam. Ay. Yoksa neyin var ya, beni öldürsünler. Aşkım şurada turşuluk alacağım. Hayır Nari'nin. Kamerayı kapat. Bende var, kapat var. Evet, kızlar şuradan da. Azat gel. Bunlar yine dövüşe başladı. Allah Allah, yine dövüş kavga. Gel. Ne oldu? Ben ha buradan lahana da alacağım, hani turşu yapacak bizi. Oyuncak da var burada, dur. Şöyle iki tane de lahana alayım. Turşu yapmak için kızlar. Ben bir şöyle dolanayım, ondan sonra size neler aldığımı da evde gösteririm. Hey! Cangine ne alıyor? Et baharatı alayım. Dur sirkelere ben bakayım. Herkes kendi işine bakıyor valla. Bak o etçi o tarafta. Ben kendime buradayım. Şöyle şeyi de bakacaktım kız, benim Himalaya tuzum bitmiş kız, şey yok mu ki acaba kız, billur tuz, günaydın tuz, şey abi kaya tuzu da var mı, şu mere salz mı kaya tuzu oluyor acaba, yok o şey deniz tuzu. Ha. Şurada kaya olması lazım. Onu biraz arkaya koyuyorum ki. Günaydın tuz diyor da, ha iri salamura. Ha he turşuluk bu. Tamam. Turşuluk bu olması aynen lazım kaya tuzu. Bunu bir tane alayım. Hı-hı. Bir sirkeye bakayım. Ha sirkeler burada. Beyaz sirke çok güzel olmuştu. O muydu? Dur bu şey değil de fark etmez yani. Bir bakayım hemen. Sonra gidelim. Evet kızlar, bir hemen şöyle kısa bir saraya geldik. Biraz o çıkan patlıcanları neyim toplayak, domatesleri toplayak, biberleri toplayak, değil mi alacağım? Şunları da alayım hemen. Azat da arabada uyuyor. Bak patlıcan daha yeni yine çıkıyor Can. Şunları da toplayak götüreyim. Şuraya koyayım. Anam. Olmadı, yağmur çürüttü işte. Şuraya
Gürgür bir domates görmedim. Ama güzeller güzel olmuş. Biberi de şöyle gürgür handeller de böyle. Seneye olur inşallah. Atayım işte bunu. At at öyle hepsini oraya atacağım. Şu biberleri hep topla. At biberleri. Onları da topla. Şu büyüklerini hep alalım. Aman. Nasıl güzel lan bak. Ben yarın sen işe gideceksin de ben gelirim yarın. Biraz bahçe keyfi yapak. Beyhan'ı da çağırırım yanıma. Şahiste çalışıyor öğlen sonu da. Yani yeter şu küçüğü de mi alayım? O dursun ya. Ha o dursun. Alayım çürümesin. Ha? Ufak mı diyorsun? O ufak ya. Ha şu domatesleri alın. Nasıl güzeller can. Ana nasıl güzeller kızlar. Bakın. Şunlar falan kızaranları toplayın hadi bakalım. Biberleri sen topla çok güzeller. Can mangal yapacak ya bak. Çocuk he. O yaptı. O yüzden uğradıktan şu taze götürüp mangalla yiyelim. Mağda değil mangal yapılır tam. Hadi toplayalım. Evet kızlar eve geldik. Seni mi çekeyim? Beni de göster azıcık. Hıyar mıyalar bu ortada. Şunları hemen suya koyacağım. Aşağı kırıla ineceğiz. Bu arada şey etmeden hemen Can bana ne aldı onu göstereyim. Ne aldım? Simiş'in takılarının içinde. Takılarla sıkılaştırdı bir güzel. Şimdi kaymıyor. Bakın şimdi sıkı oldu. Şöyle bakın. Da 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 da. Kocuşum bana bilezik alım. Eşler. İyi ki varsın. Dak bari bir tane değil mi? Ne olacak? Takayım mı? Takılı dursun eski en azından. Şaka yapıyorum lan altın kolunda, eski mi? Kolun bilezik kolunda durunca bir şey olmaz. Nerede dursun bile. Dursun dursun. Öbür takılarımı da hepsini verdim. Tamir edecek işte. Simiş'in kolyesi tüm düğüm düğüm olmuştu. Onu da açacak. Şöyle güzel bir güzel görünüyor mu? Hmm. Şu modeli seçtim. Yani senede alabilirsem iki tane alacağım. Söz verdi bana diyor senede bir tane iki tane, i̇ki tane alabilirsem iki tane. Alırım sana alacağım dedi. Normalde yediğim öyle parada yani. Yediğim paradan sıksam yine alırım. Şey alacaktım kızlar. Hmm. Önce o saman yolu var ya hani 3 kat kat zincir gibi biliyorsunuz saman yolunu ya da uzay yolu diyorlardı eskiden. Baktım o da 1200 euro. Siz benim künyelerin başına neler getirdiğimi biliyorsunuz. Aslında ben künyeleri çok seviyorum. Ama bana dayanmıyorlar. Böyle aşırı derecede hızlıca koparıp gidiyor. Ondan sonra da değer kaybediyor ve hiçbir şekilde aynı fiyata satamıyorsunuz. Yarı yarıya zarar ediyorsunuz. Yok bundan sonra bilezik sadece. Ya bilezik zarar ya da ediyor. Büyük altınlar. Aynen. Onlar da hoşuma onlar gidiyor. Zarar etmiyormuş. Hani 450 euro şöyle büyüklükte. Ha, adam kendi söyledi. Ya tüm altın Cumhuriyet altını ya da bilezik zarar etmiyor. O tümler böyle ondan bir daha büyük. 1000 euro da en büyükleri de 2000 euro sordurduk. İşte ama bilezik alayım 10 tane falan tamamlayayım diye düşünüyorum. Hadi şu da 15 yapalım. Hadi 15 şeye yapalım. Koyarız, şıpargasaya koyarız evet. Şeyde. Şey bu bankada. Kızlar bu bileziklerde dedi hani 22 ayar olduğu için de değer kaybetmiyor fazla. Belki 40-50 euro falan. Bu hani 14 ayar kadar değil. 14 ayarı yani resmen alıyorsunuz çöp oluyor. Bak şöyle anlatayım. 14 ayarda 400 ise 200'e düşüyor. Aynen. 22 ayarda 1200 ise 1150'ye düşüyor. Evet. Sadece çok ama az. Bilemezsin. Evet. O gün altın yüksekte daha fazla da alabilir. Yüksek altın çıktıysa hani şeyse o zaman daha pahalıya satabilirsin. O öyle altın şey. İşte o yüzden dedik ki en garantilisi bilezik ya da o büyük altınları. İşte o İstanbul'daki de işte çok maalesef hala üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Adam dedi abla valla tamir et dedi. Koptukça tamir et. İyice parçalanana kadar kullan dedi. Çünkü şu an versen hiç para etmiyor. Yazık olacak. En azından alayım koluma takayım. Ben ne yapayım hadi. Öyle yani. Sanki burada güzel bir yüzük de var. Adam reklamını da yap. Ha yaptım. Güvenilir gösterdi mi orada? Tabii Atagold bizim memleketli. Aksaraylı. Dur altın hani deyince ilk bak. Önce Aksaraylı. Aksaraylılar altını çok tutar seviyor. İsmi tutar mısın? Görünmüyor. İsmi ha Atagold. Salzburg Atagold zaten bir tane var tamam Salzburg'da. Yani. Ya bir de çok ilgili. Ben ilk defa oraya gidiyorum bak açıldı. Çünkü hani hiç altın almadım ki ben ya Türkiye'den aldım ya Viyana'dan denk geldi aldım. Ya şeyden aldım. Neyse Can. Kolum ağrıdı yani ya. Defa oraya gidiyorum. Tripotter değil bak bu kol. Aşırı derecede de çok müşterisi olduğunu fark ettim. Demek ki bu neden oluyor? Güvenden oluyor. Herkes oraya gidip alıyormuş. Valla ben de bundan sonra artık altıncımın belli oldu yani. He oraya gideriz ya. Aynen. Onu da Beyhan dedi. Kız dedi en iyi şeysi dedi. Fiyat yönünde de dedi insana güzel şeyi de yapıyor dedi. Hani kırmıyor dedi insanı.
Oraya götür git dedi, oradan al dedi şeyini. Ben de artık oraya gittim, bilezik de oradan aldık. İnşallah Simişim'in bileziklerini de hep oradan alacağım. Bunları da kaldırayım, bunlar emanet Simişim'in ki aman başka bir iş gelmesin. Sağlamlaştırdım, gönül rahatlıyor, artık düğünlerde taksın kendini. İşte adettir, yeni gelin düğünde hep takıyor ya. Dedim düşürür müşürür, yazık olur, adamlar bir sürü masraf etmiş. Gaybul, ha bu benim çeyreğim can. Bunlardan da alabilirsin. 10 tane 15 tane oldu mu böyle çeyreklik. Narin kolum ağrıdı Narin. Tamam neyse, anladık. Hadi aşağıda görüşürüz. Hadi vallahi aşağıda görüşürüz. Sanki tripod. Kızlar daha aşağı inmeden de hemen turşu malzemelerimi de göstereyim. Yine turşu yapacağım. Tabii nasıl yaptığımı göstermeyeceğim. Defalarca gördünüz. Şöyle esik esens aldım. İşte sirke özü. Bu beyaz sirke çok güzel oluyor. Tabii ki bunu çok kullanmayacaksınız. Diyelim şu 3 litrelik bir bidona yarım çay bardağı yetiyor. Ve limon tuzu kullanıyorum ya ben. Valla çok lezzetli oluyor. Turşunuz tabii ki buna sağlıklı değil diyorlar. Kendiniz kararı verin ama ben yine de yiyorum. Çünkü katmadan turşu düşünemiyorum. Hem turşuyu koruyor hem de aşırı derecede lezzet katıyor. O yüzden limon tuzu mutlaka. Sarımsak aldım biraz. Ve bir kasa yine şu güzel hıyarlardan aldım ama kilosu kaç liraydı hiç sormadım kızlar. Gerçi bunun kilosu kaçaydı ki? Valla gördüğüm gibi aldım. Tabii adam dedi ki bayadır varlar dedi. Biraz şu üsttekiler yumuşamış. Turşuya da bir şey olmaz. Ama alttakiler çok sıkı. Ben bunlar şimdi mangal yapacağız ya aşağıda. Can beni bekliyor. Yemeğimizi falan yiyelim. Bu arada Serpil'i de çağırdım yazık. İşte dedim gel mangal yapacağız. Hiç kimse yok. Simşe geldim gelmiyor. Kadir gitti. Sara işte. Kimle yiyelim? Kardeşimi aradım. O da işte. Beyhan'a geldim. O da çalışıyor. Yani herkese gel diyorum da yetişebildiklerime. Ayfer'i de çağıramıyorum yazık. Dişleri yok daha. Bir dişleri takılsın da yazık ona bir mangal yapayım da yesin kurban oldum. Öyle yani. Biz bizeyiz aşağıda. Hadi bakalım ben bir aşağı ineyim. Azat asılı kalmış. Evet kızlar biz aşağı indik bile mangalımızı yaktık. Can hazırlamış. Daha ateş köz olmadı da çok acıktık diye hemen üstüne veriyoruz. Güzel Serpilciğim de burada. Ve dedi ki bu videoyu burada kapatalım. Yemeğimizi yiyelim sonra Serpil'imle. Daha pişmedi ki. Sohbet ederiz biraz. Misafirlerimiz burada. Saksalo. Marco ya. Dahir. Dahir'le Marco misafirimiz. Çocuklar diyor ki bu Azat niye hiç yorulmuyor diyor. Koştura koştura bir hal oldu olanlar. Ne oldu? Sallan o zaman hadi sallan. Hadi ablalara bay bay de videoyu kapatalım. Bay bay. Beni de Serpil sen çek şöyle hemen göster azıcık. Ya da görünüyor mu şöyle? Evet, ben de bay bay ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Böyle yapıyorum. Evet. Bilezim var. Tamam mıyım mı? Yani. Allah'a emanetiniz. Yarın inşallah görüşürüz. Bu YouTube benimle uğraşıyor. Videom yüklenmedi. Şu an saat 5.30'a geliyor herhalde. Bugün video yükler miyim bilmiyorum. Bugün ayın 20'si. Hani hep günlük sıra sıra geliyor ya. Vallahi yarım saate kadar yüklenmezse yüklemeyeceğim. Ertesi gün yükleyeceğim. Yani iki gün ara vermiş olacağız. Yani vermiş görünmeyeceksiniz ama iki gün geriden geleceğim. Gün uzayacak. Hadi bakalım. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.